Spinoza Teolojik Politik İnceleme Bölüm 18 Önceki bölümde incelediğimiz şekliyle Yahudi siyasi bütünü sonsuza kadar sürebilirdi. Ancak artık onu kimse örnek alamaz ve zaten bu önerilebilir bir girişimde olmayacaktır. Çünkü haklarını Tanrı'ya devretmek isteyen insanların Yahudiler gibi Tanrı ile açık bir anlaşma yapmaları gerekir. Bu da yalnızca haklarını devredenlerin değil, bu hakkın devredildiği Tanrı'nın da iradesini zorunlu kılar. Oysa Tanrı, havariler aracılığıyla tanrısal anlaşmanın artık taş levhalar üstüne ve mürekkeple değil ama insanların kalbine ve tanrısal esinle yazıldığını vahyetti. Sonra belki böyle bir siyasi bütün biçimi yalnızca tecrit olarak ve başka insanlarla ilişki kurmadan yaşamak, sınırları içine kapanmak ve dünyanın geri kalanından kopmak isteyen insanlar için yararlı olabilir. Ama kuşkusuz başkalarıyla ilişki kurmak zorunda olan insanlara onun hiç yararı dokunmaz. Demek ki çok az kişiye bu siyasi bütün biçiminin herhangi bir yardımı olabilir. Yine de o her konuda taklit edilmese bile pek de kayda değer birçok özelliğe sahip oldu. Belki de önerilebilecek olan şey bunların örnek alınmasıdır. Yine de daha önce işaret ettiğim gibi özel olarak bu devleti incelemek niyetinde değilim. Bu nedenle söz konusu özelliklerin çoğunu kenarda bırakacak ve yalnızca hedefime ilişkin olanlara dikkat çekeceğim. Ortada bir olgu var. Siyasi bütünün üstün hakkını elinde tutan bir yüce kralın seçilmesi tanrının krallığına aykırı olmaz. Gerçekten de Yahudiler haklarını Tanrı'ya devrettikten sonra Musa'ya da üstün bir yönetme hakkı verdiler. Musa da tek başına Tanrı adına yasalar koyma ve kaldırma, din görevlilerini atama, yargılama, eğitme, cezalandırma ve son olarak da her konuda herkese kayıtsız şartsız buyruk verme otoritesine sahip oldu. Bir başka olgu da şu. Yasa koyuculara oldukları halde din görevlileri yurttaşları yargılayamaz ya da herhangi birini sürgüne yollayamazdı. Bunu yalnızca yargıçlar ya da halk tarafından seçilen önderler yapabilirdi. Ayrıca Yahudilerin tarihinde olup bitenlere dikkat edersek kayda değer başka birkaç özelliğe rastlarız. 1. İkinci siyasi bütün döneminde kahinler karar verme ve siyasi bütünü çekip çevirme otoritesini ellerine geçirene kadar Yahudiler arasında mezhep ayrılıklarına hiç rastlanmadı. O dönemde kahinler bu otoritenin sonsuz olması için önderlik hakkına sahip çıktılar ve sonunda kral diye çağrılmak istediler. Bunun nedeni açıktır. Gerçekten de ilk siyasi bütünde hiçbir karar kahin adına çıkarılamazdı. Çünkü onların asla karar verme hakkı yoktu yalnızca önderler ya da kurullar sorduğunda Tanrı'nın cevaplarını bildirebilirlerdi. Böylece yenilikler getirmeye yönelik hiçbir talepleri olamazdı. Sadece kabul edilmiş ve uygulana gelmiş olanı korumak istiyorlardı. Gerçekten de bağımsızlıklarını önderlere rağmen güven içinde sürdürebilmenin tek yolu yasaları yozlaşmaya karşı korumaktı. Ama kahinlik yanında siyasi bütünü çekip çevirme gücünü ve önderlik hakkını bir kez kazanınca her biri, hem din hem de geri kalan her şey açısından kişisel şan şeref peşine düştü. Bir başka de işte her şeyi kahinlik otoritesiyle belirlediler. Ve her gün töremler, inanç ve başka her konuda yeni kararlar aldılar. Bu kararlarında Musa'nın yasaları kadar kutsal sayılmasını ve en az onların otoritesine sahip olmasını istiyorlardı. Bunun sonucunda din uğursuz bir hurafiye dönüşerek yozlaştı. Yasaların gerçek anlamı ve yorumu bozuldu. Kahinlerin krallığın yeniden canlandırıldığı ilk günlerde önderliğe el koyabilmek için fırsat ararken yaptıkları da cabası halk tabakasını kendi saflarına çekebilmek için her tavizi veriyorlardı. Onun dine aykırı davranışlarını bile onaylıyor, örf ve adetlerin en kötü yanlarıyla kutsal kitabı uyumlu hale getiriyorlardı. Malaki en tumturaklı sözcükleri kullanarak buna tanıklık eder. Tanrı'nın adını umursamayanlar diye seslendiği, zamanının din adamlarını atıp tutar ve sonra onları suçlamayı sürdürür. Kahinin dudakları bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı. Çünkü o her şeye egemen Tanrı'nın ulağıdır. Ne var ki siz yoldan saptınız ve öğrettiklerinizle birçoklarını suça sürüklediniz. Levi ile yaptığım anlaşmayı bozdunuz. Ardından da Malaki'nin başka kınamaları birbirini izler. Onlar yasaları, canları nasıl isterse öyle yorumlamakta. Tanrı'yı değil kişileri önemsemektedirler. Şurası açık ki kahinler hiçbir zaman her şeyin farkında olanların dikkatinden kaçabilecek kadar ihtiyatlı davranmadılar. O zaman da bu sonuncular giderek artan bir cesaretle itaat edilmesi gereken yasaların yalnızca yazılı yasalar olduğunu iddia ettiler. Ferisilerin yanılarak ataların gelenekleri diye adlandırdıkları kararlara gelince, ferisilerin yanılarak ataların gelenekleri diye adlandırdıkları kararlara gelince, onların da göz önünde bulundurulmaması gerektiğini söylüyorlardı. Ne olursa olsun şundan kuşkulanamayız. Kahinlerin dal kavukluğu, din ve yasalardaki yozlaşma ve yasaların sayısının inanılmaz ölçüde artışı yüzünden solu gelmeyen yaygın tartışmalarla kavgalar için sık sık ve bol fırsat doğdu. Çünkü insanların hurafenin etkisi altında ve sırtlarını yüksek görevlilere dayayarak tartışmaya başladıkları yerde onları hiç kimse hiçbir zaman yatıştıramaz ve mezhep ayrılıkları kaçınılmaz olur. 2. Şunu da belirtmeye değer. Sıradan insanlar olan peygamberler insanları uyarma, Haklarında atıp tutma ve onları ayıplama özgürlüğünü kullanırken kusurlarını düzeltmek bir yana onları kızdırdılar. Aynı adamlar tersine krallar tarafından uyarıldıkları ya da onlar tarafından cezalandırıldıkları zaman kolayca boyun eğiyorlardı. Dahası var, dindar krallar bile peygamberleri çoğu zaman katınılmaz buldular. Çünkü peygamberler hem hangi eylemlerin dine bağlı, hangilerinin dine aykırı olduğuna karar verme hem de verdikleri karara karşı kamusal ya da özel herhangi bir işe girişen kralları cezalandırma otoritesine sahiptiler. Kutsal kitabın tanıklığına göre dindarca hüküm süren kral Asa, Aram kralıyla yaptığı anlaşma yüzünden açıkça kendisini azarlayan ve kınayan peygamber Hananiyi cezalandırmıştı. Böylesine özgürlüğün dine yarardan çok zarar getirdiğini gösteren başka örnekler de vardı. Peygamberlerin kendilerine mal ettikleri aşırı haklar yüzünden doğmuş önemli iç savaşlardan hiç söz etmiyorum. 3. Şu da dikkate değer. Yönetimin halkın elinde olduğu süre içinde tek bir iç savaş oldu. Kaldı ki o da arkası gelmeyecek biçimde sona erdirildi. Savaşı kazananlar kaybedenlere karşı öylesine bağışlayıcı oldular ki onlara eski saygınlıklarını ve güçlerini yeniden kazandırmak üzere ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama krallara pek alışık olmayan halk siyasi bütünün ilk biçimini değiştirip monarşiyi getirince sonu gelmeyen iç savaşlar birbirini izledi. Taraflar eşi benzeri görünmemiş bir vahşetle birbirine saldırdı. Tek bir savaşta Yahuda Krallığı'na bağlı güçler İsrail Krallığı'ndan 500 bin kişiyi katletti. Buna karşılık bir başka savaşta da İsrail Krallığı'na bağlı güçler çok sayıda Yahudalıyı öldürdüler. Krallarını esir aldılar. Yeruşelim surlarını hemen hemen bütünüyle yıktılar. Tapınağı da tepeden tırnağa yağmaladılar. Sonra da kardeşlerinden kaptıkları büyük bir ganimetle elleri kolları dolmuş ve kana doymuş bir halde tutsak aldılar. Yahuda kralını da neredeyse harabiye dönmüş krallığı da bırakıp gittiler. Sonra da güvenliklerini artık Yahudalıların iyi niyetine değil güçsüzlüğüne dayandırarak silah bıraktılar. Gerçekten de birkaç yıl sonra Yahudalılar güçlerini toplayınca yeni bir savaş çıktı. Bu savaşı da İsraililer kazandı. 120 bin Yahudalıyı boğazladılar. 200 bin kadar kadın ve çocuğu tutsak olarak götürdüler. Yanlarında da önemli bir ganimet vardı. Bunlar ve Yahudilerin tarihleri boyunca anlatılan benzer başka savaşlar onları tüketti. Sonunda da düşmanlarının pençesine düşürdü. Sonra tarihlerinde tam bir barışın hakim olduğu süreyi hesaplamak istersek, büyük bir farklılıkla karşılaşırız. Gerçekten de krallar döneminden önce birçok kez 40 yıl hatta bir kez de 80 yıl içte ya da dışta hiç savaşmadan tam bir uzlaşma içinde yaşadılar. Ama krallar siyasi bütünü bir kez ele geçirdikten sonra eskiden olduğu gibi barış ve bağımsızlık için değil, şan ve şeref için çarpışmak gerekti. Bu yüzden bir tek Süleyman dışında hepsi savaştı hükmetmeye yönelik uğursuz bir istek de buna eklenerek içlerinden çoğu için krallığa giden yolları kana boyadı. Son olarak da halkın yönetimi sırasında yasalar yozlaşmadan kalmış ve onlara daha kararlı bir bağlılık gösterilmişti. Çünkü krallar döneminden önce halkı bilgilendirecek çok az peygamber vardı. Oysa kralların seçilmesinden sonra aynı anda birçok peygamber ortaya çıktı. Avodya bunlardan 100 tanesini kıyımdan kurtardı ve diğerleriyle birlikte öldürülmemeleri için sakladı. Siyasi bütünü krallara emanet etmeden önce halkın çoğu kralların gönlünü almaktan başka şey yapmayan sahte peygamberlerce aldatıldığını da görmüyoruz. Şunu da ekleyelim Koşullara göre bazen yüce gönüllü olan bazen de olmayan halk felaket dönemlerinde kendisine kolayca çeki düzen veriyor, Tanrı'ya yöneliyor, yasaları yeniden canlandırıyor ve böylece her türlü tehlikeye karşı kendini koruyordu. Buna karşılık burunları hep havada olan ve yere düşse almak için eğilmeyen krallar, Yerüşelim bütünüyle yıkılana kadar kusurlarını inatla sergilemeyi sürdürdüler. Burada apaçık gördüğümüz şudur. 1. Gerek din gerekse devlet açısından en zararlı şey kararlar vermeye ya da siyasi bütünü çekip çevirmeye yönelik herhangi bir hakkı din görevlilerine tanımaktır. Tersine onlara şu sınırlar getirildiğinde her şeyin çok daha istikrarlı olduğunu görüyoruz. Din görevlileri sadece kendilerine sorulanlara cevap vermelidirler. Bunun yanında da yalnızca benimsenmiş ve en yerleşmiş olan şeyi öğretip uygulamalıdırlar. 2. En tehlikeli şey salt spekülatif şeyleri tanrısal hakka bağlamak ve insanların fikirleri hakkında yasalar çıkarmaktır. Çünkü insanlar genelde o fikirler yüzünden tartışır ya da en azından tartışabilirler. Her insanın hakkına yani kimsenin vazgeçemeyeceği hakkına bağlı olan fikirlerin suç sayıldığı yerde yönetimlerin en şiddetlisi hüküm sürmektedir. Üstelik böyle yönetilen bir siyasi bütünde daha çok halk tabakasının öfkesi hakim olur. Pilatus, Perisilerin öfkesini yatıştırmak için masum olduğunu bildiği İsa'yı çarmıha gelmiştir. Perisiler, varlıklı Yahudilerin saygınlıklarını azaltmak için din konusunda sorular ortaya atmaya ve Sadukileri dinsizlikle suçlamaya başladılar. En azılı sahtekarlarda da örnek alarak Tanrı Hakkı adına gayret geçtik diye adlandırdıkları benzer bir kudurganlıkla her yerde dürüstlükleriyle sivrilen ve erdemleriyle ün yapan bu nedenle de hak tabakasının kıskandığı insanların peşine düştüler. Bu insanlara fikirleri nedeniyle saldırdılar ve üzerlerine vahşi kalabalığın öfkesini çektiler kendisini din maskesi altında saklayan böyle küstah bir pervasızlıkla kolay kolay başa çıkılamaz. Özellikle de üstün gücü kullananların üzerinde otorite sahibi olmadıkları bir mezhebe izin verdikleri yerde. Çünkü o zaman üstün gücü kullananlar tanrısal hakkın yorumcusu değil o mezhebin bir üyesi olurlar. Bir başka deyişle mezhebin fikir babalarını tanrısal hakkın yorumcuları olarak tanımış olurlar. Böylece bu konular hakkında halk tabakasının gözünde yöneticilerin otoritesinin hiçbir önemi kalmaz. Din bilgilerinin otoritesi çok daha fazla olur ve kralların bile onların yorumuna boyun eğmesi gerektiğine inanılır. Bu belalardan kaçınmak için devlet açısından dine bağlılığı ve ibadeti yalnızca hayırlı işlerle sınırlamaktan daha güvenli bir yol bulunamaz. Bir başka deyişle bunları yalnızca adil ve yardımsever uygulamalarla sınırlamak. Geri kalan her konuda her insanı özgür yargıyla baş başa bırakmak gerekir. Ama ileride bu nokta üzerinde daha fazla duracağız. 3. Gerek devlet, gerek din açısından günah ya da sevap konusunda karar verme hakkını üstün gücü kullananlara tanımanın ne büyük bir zorunluluk olduğunu görüyoruz. Çünkü eylemler konusunda karar vermeye yönelik bu hakkın tanrının peygamberlerine tanıması bile devlet ve din açısından çok sakıncalı olmuştur. Öyleyse bu hak geleceği haber vermeyi de, mucizeler gerçekleştirmeyi de bilmeyen insanlara hiç mi hiç bırakılmamalıdır. Ama bu konuyu gelecek bölümde özel olarak işleyeceğim. 4. Son olarak da şunu görüyoruz kralların yönetiminde yaşamaya alışmamış ve hali hazırda yasalara zaten sahip olan bir halk için monark seçimi çok uğursuz sonuçlar doğurur. Çünkü halk böyle bir hakimiyete katlanamayacaktır. Krallık otoritesi de daha önemsiz bir otoritenin oluşturduğu yasalara ve halkın hakkına katlanamayacaktır. Üstelik kral bu yasaları savunup savunmamaya bir türlü karar veremeyecektir. Ayrıca bu yasalar koyulurken bir kral hiç hesaba katılmamış, yalnızca halk ya da yönetimi elinde tuttuğunu düşünen bir kurul devrede olmuştur. Böylece kral halkın eski hakkını korursa onun efendisine değil daha çok kölesine benzeyecektir. Öyleyse yeni bir monark büyük bir özenle şunları yapmaya çalışacaktır. Yeni yasalar koymak siyasi bütünün hakkını kendi yararına yeniden düzenlemek. Halkı krallara kazandırdığı saygınlığı aynı kolaylıkla geri alamayacağı bir konuma sokmak. Ancak burada şunu sessizce geçiştirmen mümkün değil. Bir tiran olduğu itirazsız saptanmış olsa bile monarkı tahtından indirmek de bir o kadar tehlikelidir. Gerçekten de krallık otoritesine alışmış ve yalnızca ona bağlanmış olan bir halk daha zayıf bir otoriteyi hor görecek ve alaya alacaktır. Bu nedenle bir monark tahtından indirildiği de halkın eskiden peygamberlerin yaptığı gibi onun yerine bir başkasını seçmesi gerekecektir. O da kendiliğinden değil ama zorunluluk yüzünden bir tiran olacaktır. Çünkü ellerine bir kralın kanı bulaşan ve kral katilini yalnızca ona ibret olsun diye gerçekleştirdikleri iyi bir eylem olarak övünüp böbürlenen yurttaşlara kral hangi gözle bakabilir? Kuşkusuz o, halkı kralların yargıcı ve kendi efendisi olarak tanıyıp eğreti bir biçimde hüküm sürmeyi değil de bir kral olmayı başarmak istiyorsa öncelikle öldürülen kralın intikamını almak zorundadır. Sonra da kendini korumak için halkı böyle bir suçu yeniden işlemekten vazgeçirecek bir örnek sunmalıdır. Ama önemli olan tiranın intikamını yurttaşları ölüme götürerek alabilmesi de kolay olmayacaktır. Ama önceli olan tiranın intikamını yurttaşları ölüme götürerek alabilmesi de kolay olmayacaktır. Eğer aynı zamanda yerine aldığı tiranın yaptıklarını savunmaz ve dolayısıyla adım adım izinden gitmezse. Bu yüzden halkın sık sık tiran değiştirdiği oldu ama tiransız var olabildiği hiç görülmedi. Monarşik siyasi bütünle de bir başka biçim veremedi. İngiliz halkı bunun uğursuz bir örneğini sunmuştur. Monarkını tahtından indirebilmek için buna bir halk görünümü kazandıracak nedenler aradı. Bunu bir kez gerçekleştirince de geriye en azından siyasi bütünün biçimini değiştirmek kalmıştı. Ama oluk oluk kan akıttıktan sonra gelinen noktada bir başka ünvana sahip yeni bir monarkın önünde eğilmek zorunda kaldı bu yeni monarkın da tahta kalmak için yapabileceği şeyler şunlardan ibaretti. Eski kralın soyunu toptan yok etmek, kralın dostlarını ya da dostu olduğundan kuşkulandıklarını öldürmek, barışın getirdiği rahat ortam söylentilerini körüklediğinden bir savaş çıkararak onların önünü almak ve böylece kafası yeni kaygılarla dolmuş olan halkı bir kral katlini düşünmekten alıkoymak. Dolayısıyla halk vatanın kuruluşu için hiçbir şey yapmadığını, yalnızca meşru kralın hakkını çiğnediğini ve durumu toptan daha da kötüleştirdiğini çok geç fark etti. Bu yüzden de elinden gelir gelmez geri adım atmaya karar verdi ve her şeyin ilk haline döndüğünü görene kadar da durdurak bilmedi. Ama belki de bir tiranı kolayca devirebilen Roma halkı örnek gösterilerek bana karşı çıkılacaktır. Bense bu örneğin savımı bütünüyle desteklediğini düşünüyorum. Roma halkı bir tiranı kolayca tahtından indirebildi ve siyasi bütünün biçimini değiştirebildi. Çünkü kralla ardıllarını seçme hakkı halkın elindeydi ve halk da zaten henüz krallara itaat etme alışkanlığı kazanmamıştı. Nitekim daha önce tahta geçen 6 kraldan 3'ünü öldürmüştü. Yine de bir tiran yerine birçok tiran seçmekten başka bir şey yapmamış oldu. Tiranlar da onu hep içte ve dışta savaş çıkararak sefil bir halde tuttu. Sonunda da siyasi bütün tıpkı İngiltere'de olduğu gibi basit bir ünvan değişikliğiyle yeniden bir monarşiye dönüştü. Hollanda Birleşik Eyaletlerine gelince bildiğimiz kadarıyla onların hiç kralı olmadı başlarında yalnızca yönetme hakkının asla devredilmediği kontlar vardı. Hollanda Birleşik Eyaletlerine gelince bildiğimiz kadarıyla onların hiç kralı olmadı. Başlarında yalnızca yönetme hakkının asla devredilmediği kontlar vardı. Gerçekten de Hollanda Birleşik Eyaletlerinin Leicester kontu zamanında yayınlanan bir bildiriyle resmen açıkladığı gibi eyaletler bu kontları görevleri konusunda uyarma otoritesini hep ellerinde tuttular. Ayrıca hem kendi otoritelerini hem de yurttaşların özgürlüğünü korumak, tirani eğilim gösterirlerse kontları cezalandırmak ve eyaletlerin izni ve onayı olmadan hiçbir şey yapamayacakları biçimde ellerini kollarını bağlamak için gerekli gücü hiç bırakmadılar. Bunun sonucunda yüce yönetme hakkı hep eyaletlerde kaldı. Son kont onu gasp etmeye kalkışmış olsa da ama iş işten geçmeden, az kalsın ellerinden kaçırmak üzere oldukları siyasi bütünü ilk haliyle yeniden ayağa kaldırdılar. Bu örnekler söylediğimizi bütünüyle doğruluyor. Hangisi olursa olsun her siyasi bütünün yönetim biçimi mutlaka korunmalıdır ve o kesin bir çöküş tehlikesiyle karşılaşmadan değiştirilemez. Bunun burada belirtilmesinin iyi olacağını düşündüm.